mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Nahvul Vadı derslerine devam ediyoruz. Birinci e, kitap, e, ki onun e, sonunda alıştırmalar vardı. Alıştırmaların da sonuna e, geldik. E, ve e, ne diyor 24. alıştırmada? Beyin, açıkla innel meksuretel hemze, e, yani hemzesi kesreli olan inneyi, bu ennel meftuhatel hemze ve e, hemzesi fethalı olan inne, e, inneyi açıkla. Ve sebebel kesri vel fethi fil ibaretil atiye. Ve şu gelen ibarelerde kesre veya fethanın sebebini açıkla. İnne Mısra ümmetun arikatun fil mecdin. evet diyor ki Mısır e, işte mecdde yani şerefte kıymette çok köklü eski bir toplumdur diyor. Burada inneyi görüyoruz. İnne neden kesrelidir? burada el meksuratul hemze yani kesreli bir hemze ile gelmiş. Çünkü li enneha vakaat fi evvelil kelam. çünkü kelamın başında gelmiş. ve diğer cümlemiz ve yekulul müerrihune inneha mehdul ulumi ve aslul hadara. E, tarihçiler diyorlar ki o yani Mısır e, el ulum ilimlerin beşiğidir ve medeniyetin temelidir e, diyorlar. Burada da yine inneyi e, görüyoruz e, ve bu e, inne yine e, el meksuretul hemze yani kesreli gelmiş. Niçin? لِأَنَّهَا vakaat ba'del qaul. Yani qale veya ya gibi qalenin e, işte çekiminden sonra bakın ondan sonra geldiği için Kesreli geliyor. Ve lev teemmelte âthâraha eğer e, eserlerini düşünsen le dehişte min enneha belagat mederraki. Yani ne kadar parlak bir seviyeye ulaştığını görür, dehşete düşersin. Burada da e, nerede, e, bakın min enneyi görüyoruz. Enne burada fethalı e, e, gelmiş. Le enneha çünkü hallet hiye o ve ismiha ve haberuha Mastaran müevvelen fi mahalli cer cer mahallinde masdar müevvel olarak e, gelmiş. Burada hallet yer almış manasında. Burada bakın ennenin ismi ne ha. Burası ney belagat rakı, yani ne kadar parlak bir seviyeye e, ulaştığından. Burada e, bu e, ennenin ismi ve haberiyle birlikte min'in mecruru olduğunu görelim ve bu masdar müevvel için geldiği için yani bir maslar manası olduğu için enne şekli fethalı geliyor. Diğer cümle ve dünya zalamın dünya karanlıktır ve vele alimte sen bilirsin ki enne aba ekel yani senin önceki eski geçmiş ataların kanu ricale ciddin çok ciddi kimselerdi yani ciddiyetle çalışan kimselerdi ve <laughs> ikdam ve cesur kimselerdi. Burada da bakın enne şurada. Enne burada fethalı gelmiş. Ve ne diyoruz? El meftuhatul hemze hiye vesmuha ve haberuha o ismi ve haberiyle nas mahallindedir. Ne olarak? Mefulun bih olarak. Yine sonrasıyla beraber bu bir maslar ifadedir. Yani müevvel maslardır. Burada mefulun bih olarak gelmiş. Evet, diğer alıştırma 25. soru. Birinci kitabın en sonuna geldik. Bakın. İhdif kelimete illa illa kelimesini, kelimesini hazfet yani düşür diyor. Fil cümlelil atiye şu gelen cümlelerde. Vec'al mekaneha kelimete gayra. Onun yerine gayra kelimesi koy. Mazbu datin tatin bir şekil. Yani harekesine dikkat ederek. Me'a yani sebebi zapt. Ve o harekenin sebebini açıklayarak diyor. Burada ilk cümlemizde bakın la tashab illel muhedzebin. Ee, yani terbiyeli kimselerden başkasının sahiplenme. Ve aynı cümleyi e, aldık ve yerine illanın yerine gayra getirdik. Neden harekesi gayra şeklinde geldi? Burada el istisnau naqusun menfiyun. Bu nasıl bir istisna? Nakıs ve menfi bir istisna. Ne demek? Nakıs ve menfi bir istisna. ve Bir kere cümle menfi, yani olumsuz ve cümlede müstesna hu zikredilmemiş. O yüzden nakıstır. O zaman fetu'rebu hasebe mevqi'iha fil cümle. Cümledeki yerine göre irabı yapılır. Burada e, gayra cümlede ne konumunda? Mefulun bi mansub bil fetha. Evet, fetha ile mansub geldi. Çünkü mefulun bi'dir. İkinci cümlemiz lem yetekaddem illel mecd. Yani ancak işte şerefli şeref, büyüklük ilerler. Burada da illanın yerine peki ne koyduk? Gayru koyduk. Harekesi gayra değil gayru oldu. Niçin? Çünkü burada da el istisna, nakısun menfiyun menfi ve nakıs bir istisnadır. Feture rabu Hasebe mevkii hafil cümle. Cümledeki yerine göre irabı yapılır. Burada... E, cümledeki konumu faildir. Dolayısıyla damme ile merfu gelmiştir. Evet bu cümlede ise ne diyor? Lem miril eşcaru illa şacara tettin. Yani incirden başkası meyve vermedi diyor. Burada illa yerine bakın gayra getirdik. Neden bunu fethalı getirdik? Çünkü şöyle açıklamada ne diyeceğiz? El istisnau, istisna burada temun menfiyun. E, tam ve olumsuzdur. Tam ne demek? Müstesna minhu zikredilmiş burada cümlede. Ve cümlede olumsuz. Bu durumda ne diyoruz? Fe yecuzu fiha vechani. Burada ikisi de caizdir iki durum. Müstesna mansup ve alametu nasbihi el fetha. Müstesna mansup olarak gelir. Alameti fethadır. Ev bedelun minel müstesna minhu veya müstesna bedel olarak gelir. Bu durumda da merfu olur ve alametu rafihi eddame tu e, olacaktır. Peki dördüncü cümlede kara etul kitabe illa e, sayfetini e, kitabı okudum iki sayfası hariç. Evet burada da e, gayra getirdik illa yerine ve el istisna'u e, tamun müsbetun. Burada istisna nedir? Tamdır. Çünkü müstesnamin husükre değilmiş. O nedir? Kitaptır ve e, müsbettir. Çünkü cümle olumludur. Feyecubu fihin nasb alel istisna. Burada istisna üzere nasb edilmesi gerekir. Yani gayra olacak. Peki bu illadan sonrası bakın safhateyni şeklinde geldi. Biz bunun mansup olduğunu görüyoruz. Bunun mansup oluşunu gayraya ne yaptık? Verdik. Kevin cümleten ismiyeten bir isim cümlesi oluştur. Bakın isimle başlıyor cümlemiz. Şöyle şu cümlemizi yukarıya bakarak irdeleyelim isimle başladı isim cümlesi. El mübteda fiha cem müennes salim. Evet mübteda cem müennes salim oldu. Ve bu e, mevsuhun ismi mevsul ismi mevsul ile vasıflanmış olsun. Yani ismi mevsul sıfat olarak gelsin. El lati bakın sıfat olarak getirdik. Burada yudakirne ne Ne oldu? Sıla cümlesi oldu. E, peki bu yecbu ise haberdir. Ve ne diyor? Haber cümletun fi'liyetun. Fiil cümlesi olsun. Fiil cümlesi olarak geldi. Fa'iluha maslarun müevvel. Fa'ili de maslar müevvel olsun. Bakın enle geldi fa'ili. Maslar müevvel olarak. Yani o kız öğrenciler ki yudakirne. Yani çalışan kız öğrenciler. Yecibu en yeçtehitne. Onlara çalışmaları vaciptir. Burada yudakirne, müzakere eden manasında. Müzakere eden kız öğrencilerin çalışması vaciptir gibi bir mana ile cümlemizi kurduk. Diğer alıştırma 27. alıştırma Mesil örneklendir. Niçin lil haber? Haber için örneklendir. Vel hal hal için örnek getir. Ve nat ve sıfatın için örnek getir. Hine yekunu, kullu minha müfreden e, ki hepsi müfred olduğu zaman ve cümleten cümle olduğu zaman ve şipe cümle şipe cümle olduğu zaman diyor. El haberul müfred mesela müfret, habere örnek verirsek At-talibu Burada müçtehid müfret bir haber olarak geldi. Peki el-halul müfred. Müfred hale örnek verirsek ne diyeceğiz? Ca talibu mesruren. Öğrenci nasıl bir halde geldi? Mesrur yani sevinçli bir halde geldi. Tek kelime bakın müfret dediği tek kelimedir. Bu tek kelime çoğul da olabilir. Tesniye de olabilir. Ennatül müfret, müfret sıfata örnek verirsek. Caet dalibül müçtehid, nasıl öğrenci geldi? Çalışkan öğrenci geldi. Bu da bakın sıfat oldu. El haberul cümle, cümle olan habere örnek verelim. El tu şa'ruha cemilun. Evet kız diyor, onun saçı güzel. Burada da şa'ruha cemilun isim cümlesi oldu. Ee, peki, el halül cümle. Cümle olan hale örnek ver diyor. Semi'tu'l usfure yugarridu. Serçeyi işittim, yugarridu nasıl bir halde? Öter bir halde. Burası fiil cümlesidir ve hal olarak gelmiş. Ennatul cümle e, ve sıfat cümlesine örnek ver diyor. Ra'aytu fellahan arda. Evet, e, nekire gelecekti değil mi mevsuf? Bu, bu durumda bu cümle ne oldu? Bu fellahın sıfatı oldu. Yani nasıl bir çiftçi gördüm? Toprağı eken bir çiftçi gördüm. El haberu şipül cümle. Şipü cümle olan habere örnek. El musallune fil mescid. Evet şipü cümle neydi? Harfi cerli isim veya zarftı. Burada da harfi cerli gelmiş. Namaz kılanlar mescittedir. El halu şipül cümle. Şipü cümle olan hale. Ee, örnek. Şahettül mübarate Emamet tilfaz. Evet. E, ne yaptım ben maçı? televizyon önünde izledim. Burada emame şipü cümledir. Çünkü zarftır. Bu da hal. E, nasıl bir halde? E, televizyonun önünde bir halde. Ennatı şipül cümle. Şipü cümle olan sıfata örnek diyor. Ca'e daifun min zümela'i. Arkadaşlarımdan bir misafir geldi. Burada min <laughs> zümela'i e, harfi cerle mecruru olduğu için şipi cümledir ve bu dayfın sıfatıdır. Nasıl bir misafir? Arkadaşlarımdan olan bir misafir dedik. Diğer alıştırma ekkidi dama ira elle merfuate fil cümleteynil atiyeteyni şu gelen iki cümlede e, merfu damirleri nefsi kelimesiyle aynı kelimesiyle tekit yap diyor. Ma sebep sebebi zikrederek. Evet burada esaytu ilel kavmi hine tekellemu konuştukları zaman o topluluğa kulak verdim. Burada e, tüyü görüyoruz. E, Tü muttasıl e, damir ve e, bunu e, biz e, munfasıl zamirle ne yapmışız? Tekit etmişiz, pekiştirmişiz ve e, onun yanına da nefsi kelimesini e, getirmişiz tekit olarak. Evet ben ee, bizzat ben, ben kendim gibi bakın ne yapıyoruz? E, ee, ediyoruz. İlel kavmi hine tekellemu. Burada da bakın yine muttasıl zamiri gördük. Vav. Ve bu vav'ı munfasıl zamirle tehkit ediyoruz. Hümdür. Bunun munfasıl hali. Ve sonra a'yun <laughs> diye getiriyoruz. A'yunuhum. <laughs> Çoğul olduğu için a'yun <laughs> ile e, getiriyoruz. Yani e, onların bizzat kendileri konuştukları zaman. Nasıl mana verdik? onların bizzat kendileri konuştukları zaman o kavme bizzat kendim kulak verdim gibi. Burada vecebe tevkidu damiril muttasıl. Bakın açıklamada ne diyoruz? E, muttasıl zamirin tevkidi e, vaciptir. Fi esgaytudaki muttasıl zamir ve tekellemudaki muttasıl zamir. E, yani te ve vavul cema'a neyle tevkidi vaciptir? Bir damiri ref'in munfasıl. Munfasıl ref zamiriyle. Ve huve ene. O da birincisi enedir, ikincisi hümdür. Biz de burada zaten ene getirdik. Burada da hüm getirdik. Li yecuze tevkiduhu bin nefsi vel ayni. Ki e, nefsi ve ayn kelimeleriyle tevkidi böylece caiz olsun. Yoksa nefsiyle bunu ne yapamayız? Bu tüyü tevkid edemeyiz. Mutlaka oraya munfasıl bir damir getireceğiz. Yani bununla aynı manada. Ondan sonra nefsiyle tevkid edeceğiz. Ve burada da aynı şekilde bu vavu doğrudan ayin ile tevkid edemeyiz. Araya hum getiriyorduk. İkinci e, cümle El banatu yunafisnel benine fid dersi ve kesiren ma yekunu essebku lehun yani kız öğrenciler kızlar derste erkekleri geçiyorlar e, ve bu onlar için e, bir, yani öne geçme çok oluyor. Evet el banatu yunafis ne de bakın bitişen yani muttasıl damiri e, gördük ve bunu hunne ile tekit ettik önce. Daha sonra enfusu hünneyi getirdik. Enfusu hünne ile tekit ettik. E, evet o kızlar bizzat kendileri bakın bizzat kendileri derste erkekleri ne yapıyorlar? Erkeklerle yarışıyorlar. Ve kethiren ma yekunu sebku ve onların kazanması çok oluyor. Burada vecebe tekidu damiril muttasil fi yunafisne yunafisnedeki muttasıl zamir olan nunun nisvenin tekidi bir damiri ref en munfasıl munfasıl ref zamiriyle ile ne olması lazım? Evvela tekid edilmesi lazım. Ve hunnedir li tevki tevkiduhu bin nefis ta ki nefis kelimesiyle yani bizzat kendisi manasındaki o kelimeyle tevkidi uygun olsun. Diğer alıştırma meta yeteayyenu e, nasbul ismi ala ennehu mef'ulü ma'ah et evet, bir ismin mef'ulü ma'ah olarak nasbı ne zaman uygundur, ne zaman belirlenir? İzâ kânel ma'na yehtemülü'l ma'iyyete fakat yani ma'na sadece e, maiyet e, anlattığı zaman ve la atfe atıf ihtimali olmadığı zaman misal sirna vel kamer e, burada bakın e, beraber yürüdük e, ayla beraber yürüdük derken ayda yürüdü şeklinde anlaşılmaz. Dolayısıyla buradaki vav maiyet vavıdır ve burada el kameru olmaz ne olur? El kamera olur. Vel kamera şeklinde gelecek. Çünkü mehulün mea ah oldu. Ve meta yecibu atfuhu ala ma kabl evet ma kablehu öncesine atfı ne zaman gerekir? İza el ma'na yahtamilu'l atfa fakat ve la yahtamilu'l ma'iyete. Yani sadece atıf anlattığı zaman, ma'iyet anlatmadığı zaman ne olur? Atıf olarak öncesine e, e, atfedilir. Şahedel <laughs> validu ve mubarate. Burada vebnuhu <laughs> derken ee, ne diyoruz? Baba ve oğlu maçı izledi. Ee, burada e, bakın sadece e, öncesine atf edeceğiz. Yani bu webnu'u öncesi gibi merfu e, olacak. E, çünkü bu atıf olarak gelmiş. Ve meta yecuzu fihi'l emran ve ne zaman iki durumda caizdir? İza kanel mana yahtemilul ma'iyyete vel atfa. Yani iki eee amana e, da gelirse misal ca'a as ve hadimuhu. Eee burada e, efendi e, ve hizmetçisi geldi. E, bu e, bu şekilde de e, olabilir. E, veya e, nasıl olabilir? Bakın şunu şöyle alalım. Ve e, ne diyelim burada? E, şöyle ca as-sayyidu ve hadimuhu. Eğer burada hadimuhu dersek e, ee, işte efendi geldi, hizmetçisi beraberindeydi manası çıkar. Ama şöyle dersek, ca es ve hadimuhu dersek, öncesini atfedersek, bu durumda da efendi ve hizmetçisi geldi manasında olur. Demek ki bu durumda ikisi de caiz oluyor. Hem e, mefhulü olarak mansup okumak caiz, hem de öncesini atfederek, e, bu öncesi merfu olduğu için merfu okumak caiz dedik. Peki diğer alıştırma. Udbut bir şekli ve harekesini e, belirle diyor. Ve vahirel kelimat kelimelerin sonlarının fil ibaretil atiye şu verilen ibarede. Ve beyin sebebe dabdi fil kelimatilleti tahtaha hattun. Ve altında çizgi olan kelimelerin harekesinin sebebini açıkla diyor. Kânetil İskenderiyyatu fizzemenil kadim Evet, İskenderiye şehri eski zamanda mehtel ulum ilimlerin beşiği idi ve mehbetel e, ulema ve alimlerin e, indiği alimlerin buluştuğu bir yer idi. Burada mehbit demiş. Bakın mehbit e, bunun e, altını çizmiş. İrab için ne diyeceğiz? Bu matufun ve mansubun öncesine matuftur. Dolayısıyla bu mehdeye matuf olduğu için onun gibi mansup gelmiş. Ve hiyel an min el müdünü şöhreten. O şimdi şöhret bakımından şehirlerin en büyüklerindendir. Burada el an için ne diyor? El an zarfı zamandır. Değil Bu zaman zarfıdır. E, mebnidir. Mebni zaman zarfı. Ve bunu mebniyun şeklinde söyleyebiliriz. Mebniyun alel fetri Fetha üzere mebnidir. Fi mahalli nasb. Nas mahallindedir. Diğer altı çizili kelime şöhreten. Şöhret bakımından dediğine göre bu temyiz olmuştur ve dolayısıyla mansup gelmiştir. Ee, ve e, ne diyor ve eb'adaha menzileten ve menzile yani makam olarak da en uzağı, en yükseğidir. Vakat zade sukkanuha fil a'wamil ahire son senelerde nüfusu artmıştır. Ziyadeten adimeten büyük bir artışla artmıştır. Buradaki ziyadeten fiille aynı kökten geldiği için mefhulü mutlaktır ve mansuptur dedik. Ee, peki ve emtedde umranuha bi fadli ma neşe'e fiha min mesani'a ve metacir ve kusurun aliyetin ve cinanin vasi'a ve onun binaları umran nedir? Binaları, yapıları uzamıştır. Bi fadli sayesinde ma neşe'e fiha e, orada e, işte ortaya çıkan, e, orada gelişen min mesani e, fabrikalar sayesinde ve metacir mağazalar sayesinde ve kusurun aliye ve yüksek köşkler sayesinde ve cinanin vasia ve geniş bahçeler, parklar sayesinde. Burada mesani demiş, mesani de ismun mecrurun bimin. Min ile mecrur bir isimdir. Ve cer alameti el fetha, fethadır niyabetin anil kesre kesrenin yerine li ennehu memnuun sarf çünkü bu sarftan memnu bir kalıptır. Sıgatü müntehel cumu demiştik ona. Ee, ve e, burada ne diyor? Ve inneha le ekber medinetin ala şatı il bahri fi ifrikiya Ve ifrikiya Afrika'da sahildeki şehirlerin en büyük e, en büyüğüdür. Le ekber, burada ne diyeceğiz ona? Le ekber haberu e, enne, ennenin haberidir. E, enne miydi? Oraya tekrar bir göz atalım ve in, enne değil inne diyeceğiz değil mi? E, evet innenin e, haberi olarak gelmiştir. E, merfudur ve alametu ref'ihi ve onun e, ref alameti et dammetu zahira açık dammedir. Ve son olarak ifrikiye dedi. İfrikiye ve o da ismun mecrurun e, mecrur isimdir. Ve alametu cerrihi el fethatu fethadır niyabetin anil kesre kesrenin yerine. Li ennehu çünkü o da nedir? Memnu ammine sarf. Sarftan memnudur. Burada bakın şu hareketi şöyle düzeltelim. Afrikiye te şeklinde söyledik. Peki burada birinci kitap bitmiş oluyor. ve elhamdülillah ala kulli hal diyoruz. bu kitap bitti. İkinci cilde inşallah geçeceğiz. Nahvul vadıhta. Ulaşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.